Güncel programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçemizin Süper Lig'in 30. haftasına, o haftasında Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada hem maçın içerisinde hem de maçın ardından yaşanan olayları sevgili Ahmet Bulut ve Can Uskan'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın Can? Son derece Üzüntülü ve sinirli olduğumu söylemeliyim başında maalesef. Ahmet abi? Vallahi sıfır uykuyla buradayız. Moral yok. Sinirler gergin. Yani bu yayında nasıl duygularıma kafamdan gönlümden geçenlere engel olacağım. Fenerbahçe TV'nin yayın politikaları içerisinde bilemiyorum. İnşallah hayırlı bir yayın olur. Çok kızgınım ya. Evet yani e, Trabzonspor'la karşı karşıya geldik. Hem maçın içerisinde yaşanan olaylar, karşılaşmanın tatil edilmemesi e, bunları konuşacağız. Maçın ardından e, saha içerisinde yaşanan olaylar. Yani ben onu e, kendimce linç girişimi olarak e, nitelendiriyorum. Girişim, girişim. Yani e, Trabzonspor'la ki tarihimiz boyunca aslında son herhalde 30-40 yıllık süreç boyunca Trabzonspor'la özellikle deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda bunların birçok örneğini gördük. Zaten son 10 yıllık süreçte iki tane maç tatil edilmişti. Hükmen galibiyetimizle sonuçlanmıştı. Onun öncesi Ahmet abi sen özellikle 96'da 2-1 kazandığımız o şampiyonluğu aslında ateşini yaktığımız karşılaşmada sen türbündeydin. Evet. O gün Trabzon'daydın onunla ilgili görüşlerini de alacağım ki onun öncesinde de aslında çok fazla e, yaşanan olaydan bahsedebiliriz. Hem 70'li yılların sonunda yine 80'li yıllar yani bizim 96'da oynadığımız maçtan e, 3-4 sene önce 92'de hem kupa hem e, lig maçı oynuyoruz bir tanesinde işte e, semi yuva kuran e, o dönemki e, futbolcularımızdan e, saha içerisinde darp edilmişti. Onun dışında yine e, aynı sezon oynadığımız kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler söz konusu. Gözaltına alınan taraftarlar vardı. Takımımızın Trabzonspor deplasmanında yani tarihi boyunca birçok karşılaşmadan polis otobüsünde gittiğini de yani havalimanına gittiğini de biliyoruz. Neler söylersin Ahmet abi? Özellikle 96'daki maçtan itibaren konuşmaya başlayalım. Şimdi konulara gireceğiz. Ben yeni duydum e, program partnerim Barış kardeşimizin babası vefat etmiş. Yeni öğrendim. Barış, ben buradan başsağlığı diliyorum. Biraz önce mesaj attım. Allah sabır versin. Ben de babamı yakın zamanda kaybetmiştim. Allah rahmet Allah bütün etsin. ölmüşlerimize rahmet etsin. Mekanları cennet Allah olsun etsin. inşallah. Bir de onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bugün 18 Mart. Çanakkale evet. Zafer Büyük Zaferi'nin 109. yıl dönümü başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle minnetle analım. Borcumuzu yerine ne yapsak yerine getiremeyiz de ama en azından alarak bir şeyler yapalım. Valla dün geceye gelirse gerçekten hani öyle laf ola beri gele değil çok asabım bozuk. Şimdi niye böyleyiz? Yani niye bize bizim başımıza geliyor onu bilmiyorum. 40 küsur yıllık bir aramızda Trabzonspor'la bitmeyen bir çekişme var. Bunun sebebi şu. Çıktıkları tarihi 75-76 sezon olabilir. Ben tarihleri bir eksi bir fazla söyleyebilirim. Benim de 74 75. 75 veya işte o yıllar benim böyle onlu yaşlara geldiğim zamanlar biz Trabzonspor kazandığı şampiyonluklar bizimle yarışarak kazandı. Tamamına yakınını şimdi hepsini belki arada bir iki tane olabilir. Tamamına yakınını bizimle ilk 70'lilerdeki şampiyonlukların oradan doğan bir rekabet var. Ama o rekabet belli bir süre futbol sahasında olabilecek, tahmin edilebilen, hani hafif taşkınlık gibi ufak tefek hadiselerle devam etti. Ee, biz Anadolu'da birçok kente gidip müsabaka yaptık. Evet. Yani. Ee, şimdi Trabzon'un, Türkiye'nin diğer illerinden bir ayrıcalığı, bir fark olmaması lazım değil mi? Ama maalesef sebeplerini bilemiyorum. Onu irdelesek başka konulara gireriz. Son zamanlarda artan bir ayrıcalığı var. Yani bu pozitif ayrımcılık Fenerbahçe'ye karşı üst perdeden yapılıyor. Son şampiyonlukları 38 yıl sonra falan şampiyon oldular. Bir Antalya Spor maçı var. 2-2 bitti. Maçı 5 dakika kala binlerce kişi sahaya girdi. Antalya Spor'u tekme tokat dövdüler futbolcularını, yöneticilerini, kulübedeki. Evet. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. O maç, maç tescil edildi. Daha gelmeyelim 95'e 96'ya yani. Geriye gitmeye gerek yok daha doğrusu. Tabii o çok daha bir... O maç tescil edildi. Evet. Kitaba bakarsan hiç 3-0 hükmen mağlup olması lazım. O maçı yöneten hakem bir şey yazmadı, gözlemci yazmadı. Hiçbir şey yapmadılar. Evet. TFF, MHK hepsi onayladı gitti o maç. Neymiş? Oraya kadar getirmiş. Zaten Trabzonspor'un hakkıymış dediler. Ya oyunun kuralları var beyefendi. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe ile olan ilişkilerde işin içine başka roller de girmeye başladı. Yani o son şampiyonluk töreninde Devleti yöneten bakanların selfie'leri var. Kutlayabilirsiniz. Memleketiniz Trabzon'dur. Ben karışamam kimsenin. Ama o, o statta Fenerbahçe'ye küfürlü bayraklar vardı, pankartlar vardı. Sözlü tezahüratlar vardı yani. Devlet huzurunda bize hakaret ettiler. Ya yetmedi. Ya şimdi bakın. Bütün bunlar herhangi bir cezai müeydiye uygulamazsanız o zaman asabı bozulan her takımın tarafları sahaya girer. Dünkü bu yani hakikaten linç girişimi. Ya biz de Pendik maçı, Samsun maçı adı ne olursa olsun. Öyle değil mi Can? Çevik kuvvet kaldırır ya. Kaldırır şeylerini maç düdüğüyle beraber. Devre arası da dahil. Kimse gık çıkaramaz. Bizim E-Türbün var. En pahalı türbünümüz. Gelirken yolda arkadaşım aradı. Üç maç önce küfürden almışlar. Küfürden. Evet. Küfürden almışlar. 62-22 uygulamışlar. Abi zaten spor büro her şeyi çekiyor kameraya bir kere. Evet. Tespit edilmemesi mümkün değil. Mümkün değil. ya, Devlet isteyecek de bulamayacak ya. Yumurtlamayan tavuğu bulur. Tavuğun yumurtladığı yumurtanın yerini bulur bu devlet ya. Bu saat olmuş 12 kişi bulduk diyor devlet. Evet. Böyle öyle. bir şey olabilir mi? Yani bakın Fenerbahçe'yi terörize etmek hele böyle işte bir şehir takımıyla karşı karşıya getirmek <laughs> memleketi ihanet. Ben sezon maçında programları yaparken sevgili Umut'la başlamıştık sonra Can'la devam ettik. Ben dedim diye demiyorum 3. dördüncü hafta maçları farklı kazanırken bütün domine ederken. Evet. Diyordum ki bu hakemler, bu TFF, bu MHK bu işi devam ederse böyle Türkiye'nin güvenlik sorunu olacaklar. Bu ülkenin güvenlik sorunu olacak dedim. 3-5 gündür, bir haftadır bu kelimeyi kullanıyorlar. Evet. E, günaydın. Yani futbol bu kadar mı değersiz? Bunu söyledim programlarda. Yani bir sürü organize suç örgütüne bu devlet İçişleri Bakanı değiştikten sonra özellikle çok güzel operasyonlar yapıyor. Yani niye bu futbol bu kadar göz ardı ediliyor. İl Güvenlik Kurulu ne yapar? Yani beni dün maça giden arkadaşlarım var. Yıllardır tanıdığım türbüncü. Numaralı türbünde izlemişler. Maraton türbünde bir tane polis yoktu diyorlar. Siz ne yaptınız? Maçtan sonra 3 saat bu takım tutulur mu orada? Evet. Siz maç öncesi almadığınız güvenlik önlemlerinin sorumlusunu Fenerbahçe takımından mı çıkaracaksınız açısından? Ya da maç sırasında almadığınız güvenlik Veya maç sırasında. Mi? Kapıyı Çünkü... açıp Oradan 300 tane, 500 tane çevik kuvveti sahaya almak 4 dakika sürer ya. Ben şimdi onu söyleyecektim. Mesela bizim stadımızda ben çok örneğini gördüm. Böyle oynadığımız iç saha karşılaşmalarında. Böyle 80. dakikalarda en kötü ee, Ahmet abi. Sen de çok fazla şahit olmuşsundur. Can e, sen dizildiler. de çok fazla şahit olmuşsundur. Yani böyle son <laughs> 10 dakikalar e, oynanmadan önce tüm türbünlerin önüne e, güvenlik güçlerinin dizildiğini çok fazla şahit olduk. Buna. Sevgili Seracım, Can da tribüncü. Sen de bu işin içindesin. <laughs> Bak bu iş... Organize bir iş. Bu organize işin içinde. Bak Spor'un yönetim kurulundaki şahıslar demiyorum ama yönetime yakın olan türbün grupları, o ilin mülkü amirlerinin yönettiği teşkilatın içinde yani emniyetinde, asayiş şube, spor asayişte, kapı güvenliklerinde organize bir yönetim şekli olmazsa o kadar su, o kadar meşale, maytap oraya girmez, giremez. Söylediler zaten. Detaylı Amet bir arama Bizim statta suyu açılmadan vermiyorlar. Ya bak şu gözlüğün için açtırıyorlar bak. Benim yaşım atmış. Bak şu gözlüğün için açtırıyorlar ya. Şuraya bakıyorlar bakın şuraya bakıyorlar. Evet. evet. Abart abartmıyorum. Bak buraya bakıyorlar ya. Yapsınlar da zaten, doğrusu o. Doğrusu bu yapsınlar. E türbinden diyorum bak küfürle küfürden kişiyi alıp 62 mi uyguluyorlar. E, dünkü rezalete bak. Bugün olmuş. Saat 2.30'da mı çekiyoruz programı? 2.30 iki buçuk, iki buçuk. 12 kişi aldık diyorlar ya. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Evet. Ya bu bak şimdi Bugünleri işaret ederek ben o programlarda dedim ki bak Mart ayı içinde seçimler falan geliyor. Ya sanki vallahi o tarihte de ben Trabzon maçının Mart'a falan geleceğini falan düşünerek de bakarak da söylemedim. Ya bunlara bir önlem alın dedim ya. Ama herkes kulağının üzerine yatmış. Dün sağ olsun İçişleri Bakanı tweet atıyor. Gençlik Spor Bakanı tweet tatıyor, atıyor. Devlet yanımızda <laughs> tamam eyvallah tamam. Tamam da ya bu olanlar ne? Ya ben elim ayağım titreyerek ya uyuduysam bir saat bir buçuk saat uyudum ya. O şey otobüsünden yayın yapılıyor. O otobüs giderken ben onun içinde gibi hissediyorum. Evet. Ben. Tabii. Hepimiz öyle hissettik. Hepimiz hissettim. öyle hissettik. Bu futbolcular canım. daha dün geldiler Türkiye'ye onlarcası. Evet. Onun çocuğu, eşi, dünyanın ta bir ucundaki, ucundaki annesi, babası, kardeşleri falan ne düşünmüştür ya? Tabii. Elinde mızrakla, bıçakla, meşaleyle adam kovalamak nedir ya? Fenerbahçe ne yaptı siz arkadaş? Ne istiyorsunuz ya? Bir bilelim yani. İstediğiniz şey bir... Söyleyin belki onun bir diyeti var. Söyleyelim bitsin bu ya. Yani beş yediğiniz maçta horon tepeceksiniz. Fenerbahçe'ye yap. Olmadık şeyler yapacaksınız. Bu bir yerde bitmeli. Bitmesi için ne olmalı? O tarafın bir şey söylemesi lazım. Şimdi ben bakmadım ama Galatasaray'dan beş yiyen takım demem. Aşağı yukarı bu takımda. Evet yani. Aşağı yukarı bu takım Tabii. oynamıştı. Ben üç, ekiz... üç aşağı beş yukarı. Üç aşağı beş yukarı futbolcular oynadı. Oraya gelen seyircinin muhtemelen tamamına yakını Galatasaray maçında da vardı. E kardeşim rekabet olsun. Bize karşı daha çok hırslanın. Eyvallah bir dert yok. 3-5 faal daha fazla yapın. Ama bu nedir ya? Bu nedir yani? Ve bunu bütün hafta kaşıyan, onu yapan, bunu yapan bir sürü müptezel var. İsimlerini dahi vermek istemiyorum ki şöyle de bir durum var aslında. Yani maçın içerisine bakacak olursak oyuncular arasında şey o kadar yok. fazla problem Hiç. de yaşanan Anlık yani, Anlık, yani saniyelik bir tam pozisyonlar gördük. Saniyelik. O bir umut boza bozokum. Son şey, dakikalarda. Son var. dakikada var bir sert hareketi. Onu da makul görelim ya. Ya binlerce su şişe satıldı ya. Yani Tabii. bu organizeri getirip oraya koymazsan suları o kadar seri atılmaz. Doğru mu abi? %100. O kadar basit. Biz türbüncüyüz neyin ne olduğunu biliriz. Tabii. Nasıl yapıldığını biliriz yani. Bize öyle yedirmeyin. E Pek abi, bir gün önce toplanan il Güvenlik Kurulu ne yaptı? Siz hangi önlem aldınız? Tabii. Yazık o gömlekli, Yömeyli çalışan güvenlikçilere. Ya Allah razı olsun onlardan ya. Bir katliam önlediler belki de yani. E şimdi her şeye vazgeçtik. Bu sporcuların ruh haline olacak abi. Biz bunu 2015'te yaşamadık mı? Evet için haline bakar Baksana ya. Yerde yatan adamın suratı, çenesi kanadı ya. Tabii. Bu adam yani dün o... geldi buraya ya pırıl pırıl bir çocuk. Ne istiyorsunuz kardeşim? Bu hiç nedir ya? Ya yani ilk yarıda başladı aslında. İşte golü attıktan sonra önce teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'a isabet eden yabancı cisim. Sonra işte o sahi taç atışı kullanırken orada başladı karşı tribünlerden yabancı cisimler atılmaya. Ondan sonra ikinci yarıda tamamen devam etti özellikle. Bir de yani maçın hakemlerine de aslında yavaş yavaş değinelim istiyorum sevgili Can. Yani özellikle biz işte durum... Maçta 2-0 olduktan sonra yani ikinci yarı başladıktan sonra e, işte Tadiç'e isabet eden bir yabancı cisim var. Ardından karşılaşmanın yardımcı hakeminin karşıdaki Kerem Ersoy'un hemen yanında e, patlayan bir e, cisim var. İşte yanına çağırdı yardımcılarını karşılaşmanın hakemi ama e, sonra kaldığı yerden de maçı devam ettirdi. Yani orada en ufak bir şekilde soyunma odasına gideyim maçı tatil edeyim düşüncesi içerisinde değil. Hadi onları da kabul ettik. Az önce Ahmet abinin söylediği pozisyon. Yani Livakov için çenesini isabet eden o cisim yani biraz daha yanına gelse ya da e, uzaktan geliyor sonuçta daha kesici e, olsa Allah Gözüne gelse Gözüne gelse ya da şah damarına gelse her şey olabilir orada. Utanmadan gelip bandajını <laughs> kapatıyor ya. Evet. ya ben, e, orada da hadi maçı tatil etmedin. Yani tamam 90 artı 9. dakika olabilir ama maçı orada da tatil edebilirsiniz sen. O da olmadı hadi. En sonda işte az önce bahsettiğimiz o hafif gerginliğin futbolcular arasındaki o gerginliğin yaşandı. Umut Bozok Fred pozisyonu. Orada da yine hem kale arkası türbünden hem karşı türbünlerden sahaya atılan yabancı maddeler var. Orada da maçı tatil edebilirdin ki Birer ben çok sarı çok daha dedi. önce. Birer sarı kartla geçiştirdi orayı. Evet. O da korkunç bir şey. Yani. Ya bu Halil Umut Meler Adana Demirspor maçında. Evet. Osterbol'u evet, dövdüler. Daha neler 3 neler, metre abi. geriden izledi. Evet. Hiçbir şey yapmadı ya. Zaten bu maça atanması tamamen bir skandal. Yani baktığın zaman bu Halil Meler'e Türkiye'nin en iyi hakemi diyorlar. Şimdi yaptığı hatalar bir yana. E, bana göre en majör yaptığı şey e, o e, istenmeyen olaydan sonra çıkıp Emre Belezoğlu'nu e, hedef alan konuşmalarıydı. İki gün sonra. Evet. Hatta Emre Belezoğlu ile biliyorsun böyle sarılan... Şeyleri videoları çıkmıştı, yayınlandı, videoları, yayınlandı. fotoğrafları Güvenlik çıkmıştı. Kamerasından. Güvenlik kamerasından. Ona rağmen e, bir algıyla, e, bir yalanla, bir yalana ortak olarak bunu e, empoze etti kamuoyuna. Ve bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani siz bu hakemin zaten güvenilecek hiçbir tarafı yok. Ve buna Türkiye'nin en iyi hakemi deniyor. Yani şimdi burada şu maçı bitirmek gerçekten abesleştigal. Şöyle abesleştigal, aynı maçı Avrupa'da bir maç yönettiğini düşün Halil Umut Beyler'in. Aynı Halil Umutmeler uyduruyorum. Bir İtalyan takımıyla bir Fransız takımının maçını yönetiyor diyelim. UEFA maçı olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, Konferans Kupası olsun hiç fark etmez. Bu şekilde oynatır mıydı maçı? İmkansız. Mümkün değil kitap, değil kitap, mi? Kitap oynatma diyor canım. Ya da Kadıköy'de olsa bu. Hadi tersine çevirelim. Halil Umutmeler Kadıköy'de şunlar yaşandı. Yaşanmaz da. Hadi yaşandı farz edelim. Bu maçı tatil etmez miydi? Çok rahat. Kesinlikle ederdi. Yani en başından zaten bunun yaşanması Ahmet abi çok güzel bir noktaya temas etti. Bu yaşananların hepsi organize dedi. Bak %100 organize. Niye biliyor musun? Şimdi ilk devre sen bahsettin ufak tefek bir şeyler oldu ama baktığın zaman şiddet özellikle 2-0'la devreye girdik. Zaten 45 artı 2'de attık galiba golü. Evet, bu Biter, bu 45 dini. Biterken attık. Biterken attık. O arada bir şey yaşanmadı. Hemen zaten devre oldu. İkinci devre başlar başlamaz. Zaten ee, kaçıncı dakika? 52-53 falan. Yok 46'da aralarda... başlıyor. 46 başlıyor 46'da başlıyor ama tabii tabii 46'da başlıyor ama. <laughs> Hemen yabancı maddeler atılıyor. Tabii. özellikle Tadiçli Ferdi'nin olduğu kanattan yani artık atak yapamaz oraya gidilemez duruma geliyor oyun. Evet. Yani o Galatasaray'ın sulu maç gibi aynısı. O maraton tribününün işte önünde evet, denk geldi. İşte organize dediğin Tabii senin antrenör çok yapılmış, net çok yani, adap yapmış. Ya sen iki farklı yenilirsen birileri demiş ki sen hani mağlup olduğunu gördüğün anda bu işi provoke et denmiş. Sonrasına denmiş bakalım. Ya. Sonrasına bakarız. Evet sonrasına bir şekilde hallederiz. Zaten bizim gücümüz var biliyorsunuz. Hani o tarz bir şey. Şimdi 54'te oyunu durduruyorsun Yabancı maddeden dolayı Sonra Tadiç'e geliyor daha Bak bir dakika sonra Tadiç'e geliyor Şiddet artıyor gitgide 55 evet. Tadiç'e gelen Hakem, yabancı madde Yardımcıları maddeden. yanına çağırıyorsun Yanına çağırıyor Yardımcıya bir şey geliyor orada Yardımcının... Sonrasında Yardımcı yeniden görev bölgesine çizgiye gittikten sonra Oyun tekrardan mayta, mayta Tam Mayta kulağını, evet. Kulağının dibinde şey patladı Tabii. 57. dakikada yardımcıya bir yabancı madde geliyor evet. Yardımcının yanına dahi gidemiyorsun korkundan Orada yani belki kulağına hani bu böyle oynanmaz falan diyecek. Gidemiyorsun. Tamam mı? O da geçiyor. 60. dakikada anons yapılıyor. İlk anons bu 60. dakikada ki yani çok daha önce yapılması lazım. Bak bizim hoca da anons durumu Kaldır... da söz konusu değil galiba anons, şu an talimatla. Yani onu yani inisiyatifinde. inisiyatifinde ya gücü. öyle bir anons duydum ben. Muhtemelen stat anons, evet, stat'tan anonsu. anons evet, yapıldı. Evet, Genel anonsdu. Yani. 60. dakikada öyle bir anons vardı. Sonra e, yani e, meşale Atılıyor sağa, tamam mı? O meşaleyi bizim İsmail yüksek alıyor elinde oyun o sırada bak, devam şu, bak, ediyor. Ya. Şurada, şurada oyunu durdurdu. oyun o orada sırada orada devam oyun, ediyor. Ya. Oyun devam ediyor, görüyor Halil umutmeler oraya meşalelerin atıldığını. Şimdi orada görüş açısı kapalı, maçın hemen başında maçın hemen başına dönelim. Daha santra ile beraber karşıdaki e, türbünden karşı türbünlerde bir blokta tamamen meşale yandı biliyorsun. Abi çok güzel keseceğim orada... seni, bak Ahmet abi Söyle. sen daha eskisin, sen İstanbul. çok daha eskisin İstanbul. benden. İstanbul. Bizim statta şu an meşale yakılsa var ya. 15 saniye. Çevik kuvvet bir nasıl girer oraya? 15 saniye. Oraya? Nasıl girer? 15 Hepsini saniye. Hepsini alır kapı Kafasayı dışarı yapar. Kafasıyla kırarak girer. Ve sönene kadar yandı o meşaleler. Evet. Santra esnasında meşaleler yanarken görüş açısı kapandığı için evet. oyunu Bekledi. durdurdum, Bekledi. beklettin. Şimdi orada görüyorsun o meşalenin ceza sahasının içine atıldığını ve Trabzonspor atak yapıyor o sırada. Şimdi o meşalenin dumanından kaleye bir şut gelse o pozisyon esnasında. Biz... Görmese, göremiyor. Ha, gibi devamı gol orayı. oldu mu? Evet. Devamı, devamı koy. zaten gol oldu. <laughs> devamı koy. Yani görmene rağmen orada daha bak top buradayken durdurması lazımdı. Görmesine rağmen devam etti. Ya, aciz de. bir, adam ya, aciz oldu. bir adam. Adı hakem. Adı hakem o kadar yani. Yani orada o iş devam ediyor. Bir de benim çok garibime giden bir başka konu da bu sahaya atılan plastik su bardaklarını oyunculara temizlettirmesi de evet, garip değil evet. Onu mi? Onu da yaptılar. İsmail Hoca bile temizledi ya. Evet. Yani <laughs> e bu kadar iyi niyetli bir takıma karşı yapılan bu ne vicdana sığar ne alakası var. Yani nasıl bir durum ben hakikaten anlamış değilim. Ha şu da var. Bakın maça giden arkadaşlardan aldığım istihbarat. Maçın belli bölümlerinde diğer türbünler bu maraton türbününe karşı tepki göstermişler. Bak bunu da söyleyeyim. Yani oradaki bütün e, taraftarın, seyircinin hakkını yemeyelim. Haklı yani, selim olanlar o, da var. Haklı selim olan olaka. varmış. Hatta bir ara maratona çok ciddi tepki göstermişler maraton türbününe. Bizim arkadaşlar numaradan izlemiş numaralı türbünler. Sonra iki giden sonra ama tabii herkes tekrar havaya giriyor yani 2-2'yi yakaladıktan sonra. Ama maç sonra, yani 2-0'dan 2-2'ye nasıl geliyor? Işte, böyle geliyor. Sen nasıl atak yapacaksın abi? Hadi biz gidelim. Buradan atıp tutuyoruz herhalde. Ben oraya koy da ben sol taraftan onlar kafama bir şeyler yağarken ben oradan gideyim. Gidemem abi. Korkarım yani. Korku insani bir duygudur. Tabii. Yani bunu akla mantığa sayacak şimdi yok. ilk devre bittiğinde benim hissiyatım şuydu. Maç 2-0 olmuş devre. Çok da iyi bir futbol var ortada. Ya ufak tefek şeyler var ama herhalde devam eder gibi düşündüm ben. Böyle bu kadar böyle olacağını gerçekten hayal bile edemedim. Ve hani bu iş böyle biraz daha farka gider. Çünkü Trabzon'un hiçbir gol beklentisi bile yok baktığın zaman. Ama öyle bir ikinci devre, öyle bir şey başladı ki oyun zaten hiç oynanmadı. Tam Trabzon'un istediği gibi oldu. Halil Umut Beler'in katkılarıyla. İşte. Ve baktığın zaman yani resmen onlara golü attırmak için her şeyi yaptı ya Halil Umut Meler. İşte. Yani olmayan pozisyonda e, faulü verdi, penaltı yarattı. Evet. Yani hani oyunu tatil etmesini bir kenara bıraktım. Zaten o en büyük skandal. Yani o tek büyük ama onun içindeki kararları da yani. korkunç bir şey yani. Abes yani. Şimdi dün Şerefli Türk basının yorumcuları yani kesin tatil edilmesi gereken bir maçı bunu söyleyemeyip pozisyon pozisyon yorum yaptılar ya. Ne evet. beklersin sen şimdi bu medya güruhundan? Bu sektörden ne beklersin ya? Utanmadan niye orta sahada sevindi diyor. Sana mı soracağız nerede sevineceğimizi? Sana evet. mı soracağız ya? Ki Adam, şöyle, adamlar geldi burada bizi yendi. Biz ben, dedik mi? Şimdi penaltısı vardı vermediler de olur mu buradaki şey maçında? İsmail Yüksel'i yanlış attılar. İsmail 15 dakikada attın. Evet. Çıktı Abdullah Hoca çok güzel felsefe yaptı burada maçtan sonra. Güzel konuştu falan filan. Bir şey dedik mi? Hala Yen, çıkmış bir de kırmızı kart, ha, tabii, çıkmış şimdi, kırmızı kart diyor ya. Abdullah Hoca çıkmış kırmızı kart diyor ya. Abdullah Hoca bu maçtan, maçtan sonra, sonra da empati yapamamış maalesef. Empati yapsa konuşmaz ama yine işte kırmızı kart mıydı sarı kart mıydı onlara girmiş. Allah Abdullah Hoca'yı böyle şeyler imtihan etmesin yani biz... Rakiplerimiz için böyle şeyleri temenni etmeyelim ama bak bu bizim başımıza ilk defa gelmiyor. Tabii. <laughs> bak 2005'teki Deniz Spor maçı değil mi? 2005-2006 orada da stat'taydım. Ya 7 kere 8 kere durdu. İtfaiye girdi. Yangın çıktı kardeşim. Doğru. O maç oynandı. Selçuklar elinden bir zat, bir tip. Tamam mı? Son bu adam oynattı. Abi. Bizim elimizden bir şampiyonluk aldılar. Utanmadan dediler ki ya sonuna ilave etti. Ya futbol böyle midir? Böyle mi olur yani? Futbol böyle dura kalka dura kalka mı oynanır? Tabii. Yangın çıktı diyorum. Yangın. Tribünler yandı ya. Doğru. Bir kere de değil. Birkaç kez. Galatasaray maçını iptal edebilirler mi Sami Samiye'ndeki? Sulu derbiye. Yap, yapmadılar. Yani şimdi bizim başımıza ilk defa gelmiyor ki. 95-96'da o zaman Sayın Alişen Başkan'ın onu da kısaca anlatayım. O maçta da bir gün önce otobüsümüz taşlanmıştı. O çıkan olaylardan dolayı, bak bunu da söylüyorum, bundan sonra Fenerbahçe yönetimlerinde bunu acilen tavsiye ederim. Yani İl Güvenlik Kurulu'na bilmiyorum, bizim temsilcimiz giriyor mu, onun teknik tarafını bilemiyorum. Bundan sonraki Trabzon maçları eğer oynanmaya devam edecekse, bak bunu da ciddi tartışmamız lazım artık. Fenerbahçe, Trabzon maçları Trabzon'da oynanacak mı? Nasıl oynanacak? Bunu Türk futbolunun tartışması lazım. Biz kimseyi oraya mezo olarak göndermesinler arkadaş, yok öyle bir şey. Sayın Alişan şunu demişti ve biz oradaydık. 2500-3000 kişi gittik ve bizi Türkiye'nin başka illerinden gelen emniyet güçleri korudu Can. Trabzon emniyeti değil. Hiç Trabzon emniyetinden şey yoktu, görevli yoktu. Ne polis, ne jandarma, ne özel güvenlik, ne çevik kuvvet. Tokat, Rize, Samsun, Ankara aklına gelebilecek. Kırıkkale, Kırşehir neresi aklına geliyorsa. Bizi onlar korudu. Şimdi bunları söylerken de garibime gidiyor ama ya, Trabzon'un böyle bir ayrıcalığı var bilemiyorum ya. Yapanlar çok büyük yanlış yapıyor. Ya bizim Trabzon'da biz arkadaşımız var, dostlarımız var. Tabii. Biz bu İstanbul'da iç içe yaşıyoruz. Ya burada isim vererek tartışma konusu yapmayayım. Fenerbahçe'nin kongre üyeleri var. Trabzon Spor'da başkanlık, yöneticilik yaptılar. Evet. Bizim kongre üyelerimizdir yani. Ya kongre üyelerimizdir, hala üyemizdir. Onlarcası var. Burası İstanbul, ticaret yaparlar, görüşürüz. Ya buraya gelen seyircinin çok büyük bölümünde tenzih ediyorum. Ben türbüncüyüm bilirim yani. Orada 30 bin kişiyi birden provoke edemezsin. Onu daha doğrusu 200 kişi organize eder o işi. Yine 200 kişiyle kaldılar yani. Onun da, aklını teslim edelim ya yani. Çünkü polisin hiçbir güvenlik önleminin olmadığı yerde ateşe dökülen benzin gibidir yani bu provokasyon. Doğru. Yani bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmesi lazım. Bak şunu söyleyeyim. Sonda söyleyeceğimi yani şimdi söyleyeyim. Ya Fenerbahçe dün akşam bu ligin şampiyonudur. Bak dün akşam itibariyle Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Bence kalan 8 maçın sonucunun önemi yoktur arkadaş. Önemi yoktur. Yani Fenerbahçe dün çok büyük bir kumpası, katliamı, linç girişimini, cinayete teşebbüsü daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum yani. Tüylerim diken diken oldu. Bunların hepsini bertaraf etmiştir. Çok sağlam durmuştur. Hocasıyla, futbolcusuyla, oradaki güvenlik elemanlarıyla, hepsiyle, malzeme, malzemecisine kadar. Bizim gurur vesilemiz olmuşlardır. Bizim şu anda Türkiye Ligi'nde daha bundan sonra nasıl mücadele edeceğimizle ilgili çok çabuk ve seri olarak mümkünse olabilir bir genel kurul toplayarak. Bak bunu da buradan tavsiye edebilirim. Bir yol haritası çizilmesi için. Niye benim üzerimden temizleniyor? Niye bizim üzerimizden itidal tavsiye ediliyor? Niye biz ortamı germemek için bir faaliyette bulunuyoruz? Niye biz ya? ya Geneller de özür dilemiyor abi. Gelenler yani Hala bedel bir, bir, bir şey olması lazım. Yani Peki sen az önce yayından önce söyledin. Bu saate kadar Fenerbahçe'nin takımına tahammüden bir saldırı var. Kaç kişi bize geçmiş olsun demiş. Yayından 10 dakika önce saat 2.15, 14.15, 14.20 civarlarında bir tek Kasımpaşa iki takımı da geçmiş olsun demiş. O Başka kadar. yok. Demiş, Başka yok. Şu ana yani. kadar yok. Şaşırdık mı? <laughs> o da Şimdi enteresan bak bir bilgi. Ya biz 2015... Bir birden aslında bütün evet. takımların geçmiş olsun dileğinde bulunması gerekiyor bence de. Aslında iki takıma da değil de hadi. Yani. Yani dayağı daya ya. Kusura yani. evet. bakma yani. Tabii. Yok öyle yani, bir şey yok. Yüzlerce kişi öyle giriyor. Öyle bir şey yok abi. Yok dengeci <laughs> olabilmek için diyorum Ahmet abi. Normalde kesinlikle de. <laughs> yani bak yani, Bize geçmiş olsun dileği. Türkiye'de daha başımıza inşallah daha kötü bir şeyler gelmez. Bir hakem dayak yedi. Bir takım sağdan çekildi. Dünkü olaylar. Ama hala... Orada kulağının üzerine yatan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Süper ve MHK var. Süper kupayı oynatamadı. İhaleyi bize yıkmaya çalıştılar. Bizi işaretlemişler. Başkanımız hafta içi açıklamalar yaptı yine. Evet. Geçen hafta. Ve dediğim gibi yani İçişleri Bakanı, Gençlik Spor Bakanı herhalde dün akşamdan itibaren inşallah bu olayların ne kadar ciddi boyutlara gideceğini anlamışlardır. Yani şu 12 kişi falan lafı da benim canımı sıktı yani. Yani 12 kişi falan demeyin ya. Ekranları geri, ileri geri sarsak orada adamları biz buradan tespit ederiz ya abi %100 ben bir de ben sen de bahsettin biraz ama biraz açmak lazım bence o konuyu. Bu medya konusu çok ciddi bir aslında bu işlere çanak tutuyorlar. özellikle bu olayların yaşanmasının müsebbibi bana göre medyadaki kalemşörler, bazı kulüplere yakın isimler. Bunlar hafta içi özellikle bizim kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ı hedef gösterdi işte oraya gitsin orada bir şeyler yapsın yapabiliyor mu falan filan tarzında ve bunu birkaç ağızdan dillendirdiler böyle tamam mı ve hepsi e, Trabzon'a Trabzonspor'a mesaj Trabzonsporu gaza getirme isteği bunlar Trabzonspor daha da sinirlensin Fenerbahçeye daha da bilensin taraftarı e, gerekiyorsa her türlü her şeyi yapsın yeter ki oradan e, bir puan ya da üç puanı alsın tarzında e, yaklaştılar olaya tamam mı? Bunu böyle gerdiler, gerdiler, gerdiler. Bu işleri buraya getirdiler bu spor medyası. Özellikle karşı taraf bunu çok fazla yapıyor. Hani salıncak da paylaşmışlardı ya. İşte kimin kimin salıncağına bindiği ortada. Bak hafta arası geçtiğimiz e, maçtan 2-3 gün önce bir paylaşım yaptılar basketbol hesaplarından. 61 numaralı bir oyuncuyu koydular. Oraya selam çaktılar. Bak bunların hepsinin mesaj olduğunu ben alıyorum. Niye Yok Avrupa akşam... maçıymış bilmem neymiş hikaye bunlar. Dün akşam niye tweet atmadılar? yazıda Kara Gece diye. İşte o niye? Bir şeyler gelmiştir. Bir bak işte yapma bak. etme bilgisi gelmiştir. Ha. Çünkü çok organize bir güce karşı mücadele ediyoruz abi. Kuyruklar tek yerde. Yani bu Fenerbahçe nefreti artık hani bir Trabzon deplasmanında seyircinin taşkınlığının dışına çıktı. Evet. Trabzon'u çok özür diliyerek söylüyorum. Taşeron olarak kullanıyorlar ya. Evet. Bu bunu nasıl yakıştırabilir Trabzon camiası? Yani liderden 30 puan geridesin. Oynadığın takımdan 28 puan geridesin. Üçüncülüğünde iyi kötü garanti. Doğru mu? Yani üçüncülüğü iyi kötü garanti. Ya garantiye de değil abi de 3 hafta iki hafta önce 5 yiyip oldu. Şimdi onu ya. anlatıyorum. Yani bunu sen. Bu, biri diyor ki o onların malum kendi spor kulübün spor kanalı gibi olan kanal var ya adını falan vermeyelim yani. <laughs> evet. Trabzon TV. Trabzon TV diyelim. 2-3 gün önce bir, ne demiş biliyor musun? Bu maç e, şey şeyde mi şampiyonluk 37. haftaya kalmaz. Evet dün için söylüyor bak biz belirlerize getiriyoruz. Ha, bu bu spor yorumcusu ha. Tarafsız olması evet. gereken, Trabzon super olabilirsin kardeşim. Senin niye bu kadar taraf oluyorsun yani? Dün için yani bugün Trabzon işi Bağlar bitirir. Ne oluyor mesela Galatasaray'ın şampiyonluğuna Trabzon'un ne gibi bir katkısı olabilir? O o kafama takılıyor benim. İşte Galatasaray şampiyon oldu. Bir kez daha oldu. Ne olacak Trabzon'a? Feneri şampiyon yapmamanın hazını mı tadacaklar? Ya, bu ülkede Fenerbahçe'ye maalesef ben şöyle şu kelimeyi kullanmaktan da ya, Yok yok söyle. Fenerbahçe abi. ırkçılığı var bu ülkede. Ya Fenerbahçelisin ya Fenerbahçe düşmanısın bu kadar basit. Çok net Fenerbahçe ırkçılığı var. Fenerbahçeli değilse e, resmen Fenerbahçe'ye düşmanlık yapılıyor. Yani ve bu bütün ellerle hep beraber toplu bir biçimde yapılıyor. E biz ne yapacağız peki? Abi biz kenetlerin, olacağız. Kenetlerin, birlik olacağız bizim yolumuz Ha şimdi bak. Neler oldu neler? Bir kupa maçı var biliyorsunuz bizim. Ottobari işte Evet. Taş geldi. Küçüklü büyüktü. Ya taş geldi sonuçta taş. O zamanın TFF başkanı dedi ki ya ne olacak dedi Haluk Ulusoy. Magnum mermisi mi bu dedi ya. Taş geldi dedi. Evet. Tamam kardeşim. Taş değil de kürdan da gelmesin. Şimdi yani bunların çok örneği var. Düşündükçe daha çok buluruz. Kurşuna taş dediler Ahmet abi. O başka. O, o büyük <laughs> skandal. Yani o büyük skandal. Bak geçen gün başkan yine söyledi. Bu Türk Devleti'nin Fenerbahçe'ye borcu var. Yani bir suikast girişiminin, organize suikast girişiminin bir e, keskin nişancının artık yani o özellikle yani şoförü hedef alarak yaptığı bir atıştan dolayı dosya bir yere kadar geldi. Orada bırakıldı diyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, hukukçuları. E Sayın İçişleri Bakanı bunu da mı duymuyorsunuz? Gözünüzü seveyim Sayın Baş Bakanım. Yani bu Fenerbahçe'ye karşı bu yani yapmayın etmeyin ya. Yani bu camiayı siz yani Abi bir de şöyle bir şey var. Bakılmak lazım. Ben A Ahmet abi. Söyle kardeşim. Bu bir de böyle medyada şöyle bir şey var. Ya bu olanları Trabzon'a mal etmeyelim. Trabzonspor'a mal etmeyelim. Tamam etmeyelim. Hayır edeceğiz? niye etmiyoruz abi? Ha, ben onu etmeyelim. anlamadım. Gerçekten Kime niye edeceğiz? yani hayır şöyle yani yıllardır yapılan bir şey var ya ortada. Bir olsa, iki olsa, üç olsa, beş olsa ki beşi de yani... kaç kere geçti bu? Onları etmedik hadi. Ya bunu da mı etmeyelim? Neye edelim? Bana mı edeceğiz yani? Tanrı'nın ne diyor biliyor musun o? Adını da vermeyeyim yani. Ya diyor o Mert Hakan'la getirmişler oraya diyor. Ağzında sakız. Eli cebinde uçaktan indiği anından itibaren bu şehri tahrik etmeye başladı diyor ya. Mert Hakan'ı alnından öpüyorum. Helal Hayır, bu nasıl, olsun kardeşim. Bu Nasıl? Aynen ben de aynı şekilde alnından öperim. Bütün onun nezdinde. Kaptan bütün gibi kaptan. Bak maça hay gitmiş. Hay bak, herkes de gitmez ya yani. Bir spor kanalında saatlerce oturup bir yer işgal eden adam diyor ki. Mert Hakan'ın diyor uçaktan inerken ağzında sakız. ...eşofmanın cebine ellerini koymuş ya... ...oradan şehir tarih olmaya başlamış. tarih olmak istemeyecek. Yani nelerle uğraşıyoruz... ...ama bak benim bir... ...kimse kusura bakmayacak burada... ...yani lafı söyleyeceğim insanlara... ...daha önce de defalarca söyledim. Benim derdim... ...bu sezon başından beri bak... ...geçen sezonlar falan filan bu işi yapsaydım... Yani ...iş, iş olarak görmüyorum bunu... ...bu da Fahri görev olarak yapıyoruz hepimiz canda dahil dahil... Ee, bu kadar net konuşmazdım ama Fenerbahçe tarihinin en karakterli, kaliteli, böyle bol seçenekli değil mi? Yani bizim geçmiş yıllarda ya santraforumuz vardı, orta sahamız eksikti, evet. sol bekimiz, sağ bekimiz hep espri falan yapardık. İlk defa böyle teferruatlı evet, tefer bir kadro kuruldu. Ya biz bu kadroyu kendi içimizde, tamam mı? İsmail Hoca'nın B planı yok. İsmail Hoca'nın işte totemi var, kaza giydi, çıkardı. Samet Akaydın oynar mı? 65'te Batshuayi niye girdi? Kuruniç niye girdi? Crespo niye gitti diye. Ezber oyuncu değişikliği yapıyor. Takımına karşı çok fazla objektif, objektif olan. Sosyal medyadan oradan buradan başkanına, hocasına, takımına sallayan herkese yazıklar olsun. Bak, bu kadar net söylüyorum. Onların hepsine yazıklar olsun. Onların bu takıma özür borcu var. Şimdi ismini yazıp altına o ettiği lafı da yazıp özür dilemesi lazım. Utanması lazım ayrıca. Bu bizim kendi içimizdeki Fenerbahçelilere söyleyeceğim. Ayıptır ya. Nedir ya bu Fenerbahçe objektif olmak ya? Nedir arkadaş ya? Ya şu en son Avrupa maçında hala sağımda sonunda hakaret edenler var ya. Ya tur maçı bu kardeşim. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bakın kimlerle uğraşıyoruz ya. Enerjinizi buraya vereceksiniz ya. Bu arada hazır oraya değinmişken Ahmet abi. Saint-Gilo az maçına rövanş mücadelesine. E, rövanş karşılaşmasında biliyorsunuz e, UEFA Başkanı Alexander Ceferin e, İstanbul'daydı o gün. Evet. E, başkanımızla birlikte e, gündüz saatlerinde bir yemek yediler. Sonrasında da maçı birlikte izlediler. E, tabii ki de yani herkes e, zaten bu konuyu konuştu. E, bir kez de burada ben e, dilendirmek istiyorum. E, yani sence e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının UEFA Başkanı bir maça gelmişken türbünde olması gerekmez mi size evet. göre? Soru bile absürt yani. Değil mi? Fıkra. Fıkra veya da böyle kısa bir fıkra. Hadi diyelim gelemedi. İkinci başkan gelsin. Her yere gidiyor. Başka statlara gidiyor ya. Stat stat geziyorlar. O da güzel. Bak Can da başka bir şey söyledi. İkincisi Niye de... gelmedi hiçbiri? Yani i̇şte Türk futbolu çekinmelerine da... gerek yok. Çekinmelerine gerek yok. Ne ektiyseniz onu biçersiniz. Yani zaten burada bu, bu kadar durmaları bak. Abi ya anlamıyorum ya. Çok geçmiş federasyonlar tabii ki rezillikler çok yaşandı ama gerçekten bu kadar kısa zamanda bu kadar rezilliğin yaşandığı bir federasyon hiç görmedim ben gerçekten ya. Utmelere yapılan saldırı sonrasında Ahmet abi de bahsetti. İşte İstanbulspor'un maçtan çekilmesi, ya, Süper Kupayı Ondan bir 10 on gün sonra Süper Kupa maçı oynanmadı. Sonrasında da olaylar halen 15 daha devam ediyor. bir açıklama yapacağız demişlerdi. Hadi yapın şimdi açıklama. Daha bak Fenerbahçe şu maçtan sonra bile geçmiş olsun dediler mi? Dediler bir, bir tane böyle ufacık bir yazı var TFF'den. Bize yani işte biz araştırıyoruz gibi. falan tarzında. Ben onu bilmiyorum. Turaplarımız için kutladılar mı bizi? Avrupa'da öyle bir şey geldi mi bize? Valla Galatasaray'ı Sparta 4-1 yenildikten sonra Onlar dediler kutladılar. ki ülke puanı, Mülke puanı için teşekkür ettiler. Bize de sade bir teşekkür. TFF'den şu açıklama geldi Fenerbahçe maçından sonra. Mağlup olmasına rağmen, mağlup olmasına rağmen eleyen e, temsilcimizi e, tebrik ediyoruz. Yani orada bile ya ben abi iyi niyet şey? görmüyorum. Geldi, geldi, ha, geldi. Ha, evet tamam. yenilmesine rağmen o, ibaresi tamam. var. Özellikle soruyorum bunu. bunu evet yani şimdi yani de siz bizim hiç duydunuz mu bu yaşınıza kadar Galatasaray'ın böyle Trabzon'dan bir olaylı maçını falan filan? Hiç. Abi bir, abi. bir maçını hatırlıyorum. Bir ben Hatori yönetiyordu. Yarıda kaldı. Gördün mü evet. sen Galatasaray'ın Trabzon'da? Hayatımda 5 tane gol yiyip sevinen bir taraftar topluluğu, bir camia görmedim ya. Hayatımda hiçbir takım yani ne Anadolu takımı ne büyük takım. Hiçbir şey görmedim böyle yani. Hani diyelim ilk maçı 6-0 yenmişsin, ikinci maç 5-0 yenmişsin, onda bile sevinmezsin. Likte beş yiyorsun. Kendi evinde çıkıp basın mensubu bak... plaka olacaktı diyor. Oraya çok güzel mesajlar veriyorsun Abdullah Avcı olarak. Gelip burada hakem konuşuyorsun hakem ya. Konuşuyor şöyle ya. bir günden sonra hakem konuşuyorsun Konacak ya. Bak, Gerçekten inanılmaz yazık. ki hakem de bizim aleyhimize şey yaptı. İdare etti maçı. Şimdi açık. bak Türkiye'de şöyle bir sistem var. Laftan lafa geçiyoruz. Yine geliriz de. Ee, sonuçta bu büyük bir endüstri değil mi? Ekonomi yani. Evet. Buradan çalışarak para kazananlar başlıyor. Teknik adamları var, futbolcular var. Bak Fenerbahçe'ye ne kadar çok söversen, ne kadar çok tek atarsan, maç sonu ne kadar çok eleştirirsen, hakaret edersen işin hazır abi. Bak işsiz kalmazsın. Bakın şu liglere. Hiç işsiz kalıyor mu? Bak hemen tak Antep'in başına kim evet. gitti? Anladın mı? İşsiz kalmazsın. Selçuk İnan. Çünkü çok büyük bir organizasyon var. O futbolcusunu, hocasını eleştiren Fenerbahçeliler. Anladın mı? Kurun içe takan Fenerbahçeliler. Ya bir bakın etrafınıza be abi. Allah'ını severseniz ya. Nelerle uğraşıyoruz ya? Nelerle uğraşıyoruz? Siz neyden bahsediyorsunuz ya? Benim çok yakınlarım da var bunlar dediklerimin içinde. Bak bunu da programlarda söylüyorum. Bu dediklerinin içinde ben çok yakınlarımda olan insanlar da var. Takımlarına karşı inanılmaz objektifler ya. Ne kazanıyorsunuz? Ne hoşunuza gidiyor? Bir anlatın ben de bir objektif olayım ya. Ya taraftarlığın içinde objektiflik olmaz kardeşim. Biz dediydik. Dediğinde ne olacak yani sen? Sen dediğinde ne oldu? Neyi değiştiriyorsun? Tabii. Yani demek istediğim şu. Bak bizim içimizden giden biri dün futbolcuya saldırmış. Egemen Korkmaz değil mi? Evet. Ben buradan kulüp yöneticiden rica ediyorum abi. O şahsın ne kadar resmi bir şey varsa bu kulüpten silinsin ya. Evet. ya. İnanılmaz bir şey. İrfan, İrfan Eri Bayat'a saldırıyor. Silinsin Hatta Egemen de Korkmaz'ın. Burada evet. fotokopisi bile kalmasın ya. Vurduğu adama bak ya. Kimseye vuramazsın da yani. Ve sen yedek kulübesindesin. Aslında yatıştırman gereken yerdesin. E nedir bu ki? Ne yaptık sana ya biz Egemen? Ne yaptık kardeşim? Bir söyle ya. Belki bir şey yapmışız. Gelip ya. ekmek yedim burada ya. Yazık ya. Senden genç nesiller yetiştirmeni bekleyecek bu toplum öyle mi? Ayıp ya. Ya, ya kimse de bununla mesela konuşan yok biliyor musun? <laughs> Bunu konuşan yok. Mert Hakan elini cebine sokmuş. Tabii. Niye orta niye sevinmiş. orta sevinmişler? niye, niye Trabzon'a gelmiş? Bak bir de ya niye oraya gelmiş? Ya Bak ona da karışıyorlar. Ya bu ülkede hacı vardı tamam mı çok büyük topçuydu zaten ayrı konu bir de hırslıydı ya bir hakemin yüzüne tükürdü bu şerefli Türk basını o tükürüğü yuttu ya hakemi suçladılar ya hakem de subaydı Erolar Soy. Evet. Melo geldi yapmadığını bırakmadı. Adamı baş tacettiler. E Mert Hakan elini cebine sokmuş falanmış filanmış. Oynamayacağını ya, maçta oynamayacak baştıklar. olmasına ama neyse. Size güvenerek lazım. diyorlar arkadaş. Sizlere güvenerek diyorlar. Çünkü size de yedirecekler Mert Hakan'ın böyle olduğunu. Ona çalışıyorlar çünkü. Yok Fenerbahçe'ye yakışmazmış da falanmış filanmış. Ayıptır ya. Peki maç sonunda e, sağ içerisinde yaşanan olaylar tabii ki de e, işte orada e, özellikle o korner bayrağını alıp e, Mert hemen önünde işte evet. bu ekrana da geliyor. Yine sağ içerisinde oyuncularımıza farklı yerlerde yani <laughs> videoyu e, seyrederken maç sonunda hem yayıncı kuruluşun görüntülerini hem de sosyal medyaya düşen görüntüleri yani her köşede, her ya farklı bak noktada ya, bak ya. farklı e, saldırı girişimleri e, olduğunu gördük. Ve Ahmet abi sana kesinlikle katılıyorum. Yani 12 şahıs Nedir? Ne 12 şahıs? Bak yani. buradan Şurada, seçeriz 12 kişiyi ya. Evet. Yüzlerce kişi girdi ya sahanın içine. Bak, Ayıptır o, ya. Size çok önemli bir anekdot vereceğim. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı'nın açıklamasında e, o mızrak gibi geliyor ya Mert Evet, Korner bayrağını. Fasoligi yokmuş o e, o şahsiyetin kimse var artık. Yani belki bulunmuş gerelisi bilmiyoruz ki evet. şey. belki de Paso, Pasolik bile yok yani. Ya yani. yedek Şu... kulübesinden yardımcı atöler çıkar. Futbolcu döverse oradan görevli biri de onu yapar ya. Yapmaz mı? Evet. Yani nasıl böyle izanınızı kaybediyorsunuz ya? Nasıl akıl mantık dışına çıkabiliyorsunuz ya? Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu <laughs> daha gitmesi çok boşunuza gidecek sizin ya. Evet yani Livakovic de işte mesela tünele doğru giderken arkadan geliyor. geliyor. Çok e, yumruk, yumruk yiyor. ediyor. Onun dışında işte İrfan Can, Eri Bayat'a, Egemen Korkmaz'ın e, müdahalesi. Kesinlikle. Yani hakikaten çok üzücü olaylar. Ve e, aslında işte e, gene dönüp dolaşıp aynı noktaya geleceğiz. Bu 45 ile 60. dakikalar Şimdi, arasında bak, Ahmet abi maçın tatil edilmesi Tatil edilmesi gerekiyor. lazım arkadaşım. Ama bak dediğim gibi bu sadece bir... Yani olur, ezeli rekabetlerde bir maçın tansiyonu yüksek olamıyor. O eyvallah. valla. Yani... 3-5 saatinde bir iki taşkınlık olur falan ama bir devletin müdahalesi olur. Görürsün, rahat edersin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Rahat edersin. Hadi yani biz gittik yıllarca depremlerde. Hadi şu anda biraz yaşımız ilerledi. Odur budur. Çocuk çocuk büyüdü gidemiyorum kendi adıma konuşayım. Her anında orada biz müdahale görürüz ya. Can öyle değil mi Anında müdahale ederler. Doğrusu da o. yıl olmuş 2024. Drone'lar uçuyor. Teknoloji aşa alaya çıkmış. 12 kişimi yakaladınız yani. Bu arada şöyle bir durum söz konusu. Yani ben e, şu örneği vereyim. Bizim stadımızda e, bir kere görme fırsatını buldum bu kamera odasını. Şöyle söyleyeyim. E, ceketle gittiğinizi düşünün maça. Düğmenin. Ceketteki eğer ki rozetiniz e, bambaşka bir rozet. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü rozeti değil. Bambaşka bir rozet olsun. En ince ayrıntısına kadar görebiliyorsun. Abi isteyen bulur zaten. Ya bu Onda maç için hiç şüphe... önceden atılan taraftar videoları var şarlatan gazeteciler var. İstihbarat yapmaz mı bu devlet? Yani bu maçın tansiyonu yüksek olacağı belli değil mi? Ha kaldı ki eyvallah Trabzonspor Yönetim Kurulu bizim yöneticiler iftar almışlar. Tansiyonu düşürmek için kendi aralarında bir şey yapıyorlar. Ama yetmez ki. Yetmez. Yani bu devletin polisi, amiri, memuru, oradaki mülk amirler, vali ve emniyet müdürü birinci derecede sorumludur bu işte. Evet. Ve sahanın ortasında sevindiğimiz için bizi suçlu göstermeye çalışan Yazıklar bir olsun ya. E, izandan ya. uzak böyle, insanlar böyle şey topluluğu var. Ya. var. Yani usul şimdi usul sen burada beni gidiyor. Kadıköy'de ilk devre yendin haksız bir biçimde. Geldin orta sahada e, Uğurcan'ı havalara attın, sevindin benim sahamda. Doğru. Benden bir kişi sahaya girdi mi statta? Bir tane taraftar girmedi değil mi? Ama ben orada ne yapmışım? Ortamı germişim. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Fenerbahçe takımı 87'de, 88'de gol atacak. Maç 2-2. Nasıl da 2-2'ye geldiği ortada. E, gol atacak son dakikalarda. Ve sonunda şampiyonluk belki de bu golle gelecek. Bilemiyoruz. E, ve sevinmesin isteniliyor. Sevinince sahaya yüzlerce kişi giriyor. Ve bunu Fenerbahçe ortamı gerdi diye lanse eden bir yapı var ya... Oradan bize ceza devşirmeye çalışan bir yapı var. Oyuncularımıza ceza devşirmeye. Yani şöyle mi olsaydı? Üzerine gelsinler oyuncunun. E, oyuncular da ya tamam kardeşim falan deyip sarılsa mıydı? Ne yapmak lazımdı? Gerçekten ne yapmak lazımdı? Üzerine mızrakla koşan biri var. Evet ne yaparsın? Size soruyorum ya. Karşı taraf ne yapardı acaba? Merak ediyorum. Ya Kadıköy'de şunlar yaşansa var ya. Bak medyası... Aşağısı, yukarısı, her yer ayaklanırdı şu anda Türkiye'de. Ya evlerden toplamışlardı yüzecek şey ya. ya. Tabii tabii. Anında. Bitmişti iş olur, yani. Geçmiş senelerde olur da tabii. Abi 22.30'da maç bitiyor. 22.30'da maç bitiyor. Saat 1.15, Fenerbahçe kafilesi daha stattan çıkmamıştı ya. 2 saat 45 Üç dakika, saat. Evet. 3 saat neredeyse. Niye abi sen bana böyle kötülük yapıyorsun? Ya ben olabilir mi böyle bir şey ya? ya? Gelip dinleneceğim ben, marufa maçım var. Öbür maçım var, lig maçım var. Peki daha önce hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum. Ben genellikle işte Amerikan filmlerinde çok fazla görürüm bu tarz durumları. Takım otobüsümüz bildiğiniz gibi terminale girmeden doğrudan Apron'a gitti. <laughs> Ve Apron'da doğrudan uçağa binip işte şimdi ekranlarda getiriyoruz. Sonra bir şey anlatacağım sana. Yani takım otobüsümüz havalimanının havalimanına girdikten sonra biz terminal binasına giriş yapmalarını bekliyorduk ama terminal binasına giriş yapmadan doğrudan aprona alındı otobüs ve oyuncularımız, yöneticilerimiz uçağa binerek İstanbul'a geldiler. Bunu 96'da biz yaşadık canlı canlı. Biz takımın uçağıyla giden bir 15-20 kişilik işte üye taraftar topluluğuyduk o tarihte. İşte maç oynandı, bitti. Çok detaylı girmeyelim. Akşam... Kalmamız gerekiyor. Sis vardı, dönemedik. Ertesi gün öğlen saatlerinde dönüyoruz. Aradaki bir sürü olayı geçelim. Ee, sonra biz aldılar takımı ve gazetecileri ve bizleri aynı dün akşamki gibi direkt uçağa bindik. Hiçbir çeken işlemi falan filan yapılmadan dün akşamki olayı 96'ta yaşadık. Yani Trabzon'da bu olay ilk değil. Bilmeyenler için anlatalım. Yani şimdi ne oldu, ne bitti? E, yıl 96, yıl 2024. Yani neyin kavgasını veriyoruz? Bu gerginlik nedir? Ha şunu da söyleyeyim bak. Ben kendi yakın arkadaşlarıma şunu söyledim. Ben her maçta korkarım bak. Çekinirim, skor vermem. Valla Trabzon maçlarına rahatım çünkü gerginlik onlara yaramıyor. Hiç yaramıyor. Yaramıyor yani. Evet. Bunu da aklı başında herkes bilir ya. Yaramıyor kardeşim. Size yaramıyor yani. Dün siz Fener'i yenebilirdiniz veya berabere kalırdınız, yana verirdiniz. İstediğiniz olurdu. Şampiyonluk yolunda. Ama bu uhuletle suhuletle olacaktı yani. Bu gerginlik size yaramıyor. Bunu da ben söyleyeyim yani bir rakip takım taraftarı olarak, yılların tribüncüsü olarak. ama hafta içinde tuzağa düştüler. Yani Kimin tuzağına düştüler abi? Bilmem işte o. Kimin tuzağına düştüğünü onlar bilecek. Şimdi kız evet. kıs kıs gülüyordur o tuzağa düşürenler. <laughs> Maalesef. Bak hemen bir tanesi çıkmış. O tartıcı olan çıkmış Kasımpaşa maçından sonra. Yoktu ortalıkta. Çünkü onlar devir daim yapıyorlar. Hani bu evet. 4 x 400 bayrak yarışı falan falan var ya işte. Şimdi Metin Öztürk vardı. O tekrar Erden Timur'a verdi bayrağı. Şu kalan 8 maçı o götürecek. Çok planlılar ya. Evet Can sen neler söylersin? Yani FIFA'dan e, açıklama geldi evet, FIFA'dan mi? da açıklama geldi. FIFA başkanından açıklama geldi. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların sağ içinde ya da dışında sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim. Yine söyleyeceğim. Futbolda istisnansız tüm oyuncular dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlam sağlamaya çağırıyorum. FIFA Başkanı. Gianni Infantino'nun açıklaması. Bütün e, yurt dışındaki, Avrupa'daki tirajlı gazetelerin hepsinde o haber oldu. Yani ülke olarak rezil olduk yani bu e, yapılanlar marka sayesinde. Marka değerine bir katkıda bulundu. E, tabii Tabii O Müthiş. Yani zaten Türkiye Futbol Federasyonu Allah başımızdan eksik etmesin. Çok öyle marka değerine önem verir. E, çok güzel icraatları vardır. O da bunlardan biri oldu. Yani baktığın zaman... Gerçekten neresinden tutsan elinde kalıyor. Konuşmanın bile zul geldiği. Yani Fenerbahçe'ye olan dediğim gibi ırkçılığın pik yaptığı, e, tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. E, ben çok merak ediyorum acaba buna ne ceza verecek? Şimdi Avrupa'da mesela bir tane meşale yaktı bizim taraftarımız. Üç maç seyircisiz ceza aldık biz Avrupa'da de <laughs> Evet. Vardı. Şimdi burada meşalede yandı, oyuncu da yumruklandı, sahaya yüzlerce kişi de girdi. E, yardımcı antrenörü de yumruk atmaya çalıştı. Yani neler Kalecinin neler oldu? Mızrakla girdiler, yüzüne isabet, Karicinin çenesi yarıldı, isabet madde. sular atıldı. Yani ya bir sezon kapatsan daha iyi içim soğumaz biliyor musun? Bir sezon Trabzon'un sahasını kapatsan daha iyi içim soğumaz. Yani o kadar ibretlik bir ceza verilmeli ki artık çünkü bu bir değil, üç değil, beş değil. Fenerbahçe'ye yapılan bu katliamın, haksızlığın, izansızlığın ee, sınırları çok aştığını net bir biçimde söylememiz lazım. Ee, artık yetkililer hiç inanmıyorum ama gereğini yapmaları lazım. Bence bir dakika bile o koltukta durmamaları lazım. Ama e, maalesef utanma duyguları gelişmemiş olduğu için e, durmaya devam edecekler. Neler neler yaşandı, devam ettiler. Bunda da devam edeceklerdir muhtemelen. E, ama baktığınız zaman düzgün bir e, hayatın normal akışına aykırı bir durum olduğunu net bir biçimde söylememiz lazım bu durumu yani. Ahmet abi sen de düşünüyorsun ceza tamam. konusuyla Benim alakalı. Benim bir gram ümidim yok. Hiç bir gram ümidim yok. Bak buradan bize geri dönüp bir şeyler çıkarmaya çalışırlar. Ben o yüzden az önceki söylediğim teklifimi yineliyorum. Fenerbahçe dün akşam bu ligde şampiyon olmuştur. Yani biz kimsenin maskarası olamayız ya. Ya bu artık işin şeyi çıktı yani. Dün evet. lige çıkan Pendik Spor geliyor. Kadıköy'de racon kesiyor ya. Neler yaptılar? Evet. Neler yaptılar? Pendik Spor'un hocası Mert Hakan hedef gösterdi ya. Mert Hakan'ın hedef gösterenlerden biri Pendik Spor'un hocası. Evet yani. yani işte bu, bu, yapıyla böyle hakemi de yeneceksin falan geçti bu iş. Yani zaten yok... hiç katılmadığım bir yani, cümledir he, hayır o. Hayır hayır onu da geçtik. Can hani iyi topçum var falan hakemi de yok yenemezsin abi. Yendik zaten ha bugüne kadar ya, böyle geldi. Hayır başka şeyler çıkıyor. Aynı adamın Türkiye'de iki tane üç tane takım oldu ya. Doğru. Bir, bir kulüp üç tane kulüp arasında 30 küsür tane topçu satılıyor. Şeyler açılıyor nedir o FIFA kurallarına göre ne limitler, açılıyor. limitler açılıyor falan. Bunların önüne nasıl geçeceğiz biz ya? Bizi 50 bin dolar için sol be kaldırmadılar. Hatırlamıyorsunuz evet. ya. 50 bin dolar için. Şimdi de... giderek yani barajlar artıyor yani. Yükseliyor. Bununla böyle mücadele edemeyiz. Sene başında hakemler olsun, yaşanan birçok fiyasko olsun. Ya buradan gerçekten bir program yapsak TFF'nin, sadece TFF'nin bu sene yaptıklarını anlatmaya kalksam gerçekten iki saat sürer biliyor musun? Tabii. Yani daha aklımıza gelmeyen neler neler yaptılar. Neler neler yaptılar, şu an benim hafızamda yok. Oturup bir çalışsam şuna, senle 2 saat program çekeriz. Abartısı söylüyorum bak bunu. Aa bunu da mı yapmışlar, aa bunu da mı yapmışlar diye birbirimize şaşırırız yani. Yani dahi çok fazla çok, konu var ki biz neler, sürekli neler hatırlatmada var. bulunuyoruz neler, aslında neler var. programlarda. Evet, tabii. Ama maalesef federasyonun aldığı ve almadığı kararlarla alakalı problemler yaşanmaya devam ediyor ki sadece bu 2-3 aylık süreçte yani Aralık ayının başından itibaren şu zamana kadar dahi e, sezon başını geriye koyacak olursak yani ayrı bir e, film serisi yani dizi serisi yaparsın e, şu ana kadar yaşananlarla Abi bir ilgili bir ülke futbolu düşün ki merkez hakem kurulu başkanı Fenerbahçe kulübü başkanına dava açsın ya mahkemeye versin ve o koltukta aynı zamanda oturabiliyorsun hala. Yani nasıl bir çelişkidir bu? Ve kimse bir şey demiyor ya. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan ya. Yani buna kimsenin hiçbir şey demiyor olması, medyada konuşulmuyor olması, ya başka insanların, ya bugün bana yarın sana olacak bunlar. Yani sadece Fenerbahçe'de sınırlı kalmayacak ki. İşte bugün bakıyorsun Beşiktaş da müzdarip olduğunu söylüyor. Trabzon'a sorsan onlar da müzdarip. Öbür taraf zaten 4 haftadır inanılmaz bir şekilde itiliyor. Bak bu haftada yaşananlar ortada. Oraya gelemiyoruz dahi bak konular öyle bir birikmiş ki. Trabzon maçının yani ne oyununu konuşabiliyorsun, ne hocasını konuşabiliyorsun, Tabii. hiçbir şeyini konuşamıyorsun. Bir de karşı tarafta Kasımpaşa maçında yaşanan rezaletler de var. Yani onları konuşamıyoruz bile, düşünebiliyor musun geldiğimiz hali? Yani evet. 4 haftadır ittiriliyor, sen de bir taraftan çekiliyorsun. Paçalarından çekilmeye çalışılıyorsun. Bu şekilde mücadele ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz mücadeleyle onların verdiği mücadele bir değil. Kalkıyor bir de kaptanları ya da futbolcuları çıkıyor diyor ki, ''Rakipler bize farklı oynuyor.'' diyor. Ya şöyle bir hayatında maçın var mı acaba Galatasaray olarak ya senin? Ya ya benim abi. kaç tane Trabzon maçım var ya böyle? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. O yüzden diyorum yani. Ya Trabzon'a mal etmeyelim. Neye mal edelim peki? Neye mal edelim abi? Doğru. Ya yani... yine bir araya gidelim. Tabii verilecek cezalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk muhtemelen geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Herhalde sağa kapatma cezası verilecek gibi görünüyor ama daha farklı aslında yaptırımların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Şu örneği vereceğim. Tamam belki şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza maddelerinde böyle bir durum muhtemelen söz konusu değil ama basketboldan bir örnek vereceğim. Ahmet abi, sevgili Can. Biliyorsunuz 2 Aralık'ta biz Beşiktaş'la bir maç oynadık. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaydı maç. Yan Madar'ın, Fenerbahçe-Beko basketbol takım oyuncumuz Yan Madar'ın gözüne isabet eden bir yabancı cisim vardı. Hatta kısmi görme kaybı yaşadı o karşılaşmadan sonra. Ve Türkiye Basketbol Federasyonu kendi yönetmeliklerine uygun bir şekilde, yani oradaki kural kitapçığında bu yazıyor. Bir maç seyircisiz oynama cezası ve bir maç daha ceza verdi. Bu da şöyle oluyor, bir sonraki maçlarını yani Beşiktaş iç sahada oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçını seyircisiz oynadı. Diğer bir maçlık cezayı da e, ilk oynayacağı Fenerbahçe-Beko'yla iç sahada oynayacağı ilk maçta çekecek ki... Yani bunun uzun yıllardır aslında olduğunu da biliyoruz biz. Yani daha yeni bu sezon eklenmiş bir e, kural da değil bu e, basketbolla alakalı olarak. E, daha önceki yıllarda da örnekleri bunun e, çok fazla e, görülüyor e, bu e, tarz durumlarla ilgili. Çok mantıklı, çok mantıklı, şöyle çok mantıklı. Bir taraftar olarak... E, en çok hangi maça gitmek istersen o maçta senin taşkınlık yapmanı engelleyici bir aslında caydırıcı bir kural bu. Çünkü ne oluyor? Ben diyelim Kadıköy'de Galatasaray maçında bir taşkınlık yapacaksam eğer bileceğim ki bir dahaki sene Galatasaray maçında Kadıköy'deki seyirciyi etki edecek bu. Ve Fenerbahçe'nin belki kazanmasına etki edecek. O yüzden bunu yapmayacağım muhtemelen. Yani zaten Kadıköy'de çok olan şeyler değil ama özellikle Trabzon tarafını düşünürsen Trabzon için aslında çok net bir biçimde gelmesi gereken bir kural. Çünkü onların en önemsediği maç hayatlarında Fenerbahçe ve Fenerbahçe maçında bu tarz bir taşkınlık olduğunda bilecekler ki bir sonraki Fenerbahçe maçında ya da işte kaç maçsa belki yani şimdi bana göre bu şeyin cezası bütün bir sezon aslında kapanması lazım bana göre, bana kalsa. Yönetmeliği bilmiyorum, kural kitapçığında okumadım. Ama sadece e, duygularımla söylüyorum bunu. Yani bunun cezası çok caydırıcı, ibretlik bir cezası olması lazım ki bütün taraftarları, bütün kulüp taraftarlarına, Fenerbahçe'sinden tut, herkese, Anadolu bütün takımlara bir mesaj olsun bu. Ama e, burada da senin dediğine katılıyorum. İşte 17 maç mı, artık 2 maç mı, onu bir kurala bağlarsın, 3 maç mı, geri kalan 14'ü sıradaki maçlar mı yaparsın, bilemiyorum. E, ama kesinlikle bir sonraki Fenerbahçe maçında cezalı olması lazım bunu yapanların. Ki yapanların da bütün tribünün. E, bir daha yapmasınlar, yapmaya yeltenmesinler. Çünkü bunun böyle önüne almadıkça, bir kural koymadıkça sert bir şey Sert caydırıcı bir kural koymadığın zaman bu olayları da önüne alamıyorsun işte. Oradan sana sağdan soldan gaz veriyorlar. Sen senin belki saf yani duygularını oynuyorlar ki e, baktığın zaman tarihe baktığın zaman tamam biz e, şampiyonluk yarışında Trabzonumda iddialı olduğu dönemlerde Trabzonla kapışmışız, Trabzon bazen geçmiş, bazen biz geçmişiz falan filan. Ama baktığın zaman öbür tarafla aslında senin çok oyuncularına kanca atmışlıkları var. ...çok oyuncuların almışlıkları var istenmediği şekilde. Yani Fenerbahçe'ye düşman olacak gerçekten bir argüman yok. Yok, argüman yok yani. 95 96 ne yapayım ...Vanspor'a yenilmeseydin kendi evinde bana yenilmeseydin. 2010 2011 çıktım aslanlar gibi top oynadım ben. Evet. Ne yapayım şampiyon mu olmasaydım? Yani o yüzden e, senin dediğine çok katılıyorum. Kesinlikle böyle bir kuralın gelmesi lazım. Ha bu sene olmaz muhtemelen. E, kural kitapçığında yönetmelikte yoktur muhtemelen. Ama e, önümüzdeki seneden itibaren bunu bu şekilde yaparlarsa çok şeyin en azından bu, bu tarz taşkınlıkların çözüleceğine inanıyorum. Çünkü Trabzonspor için önemli maç Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe ile oynayacakları bir sonraki maçta o cezayı göze alamayacaklarını düşünüyorum ben. Ahmet abi e, peki Türkiye <laughs> Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu böyle bir karar alabilir mi sence? <laughs> Mümkün değil. <laughs> Mümkün değil. Yani böyle bana şakavari sorular soruyorsun. Bugün iki oldu. <laughs> Sorarlar mı <laughs> yani. yani abi? <laughs> bir yerlere sorarlar, oralardan olay gelirse yaparlar. Yani yok, onların tek başına hiçbir şey yapacak halleri yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bak ben tekrar ciddi olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani üzerine koya koya gidiyorlar. Yani dünkü yapılan iş, bak 2011 kumpası, 2015 otobüs kurşunlanmasından sonra 3. saldırıdır Fenerbahçe'ye. Daha nasıl olabilir ya? ya? ben bunca yıldır maç seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Doğru. Yani elinde bayrak direğiyle, bıçakla, mızrakla, Polis de var buranların içinde biliyor musun? Bir tane polis de var. Hadi içe vurmuş. Evet gördüm. Olacak iş değil ya. Yeter güvenlik elbisesi ya... var galiba. Polis olmayabilir abi o. Bir değil güvenlik... Özel güvenlik olabilir. Özel, özel, güvenlik, özel güvenlik galiba. Yani polis neyse değil de. özel güvenlik var. Trabzonspor'un yardımcı antrenörü var. Allah razı olsun o yelek giyen o emekçilerden ya. Allah bin kere razı olsun ya. Abi Büyük bir facia elinden der. Demek istediğim şu. Ya bunların vereceği bak sembolik. Çok basit cezalar verecekler, tahkim falan indirecek. Yani böyle rezalet bir şeyde bile indirim yapacaklar bak. Yazın. Dediği de dersiniz yani. Zamanında Müm Alanya Spor maçında Ahmet Ağulu sahaya girmişti hatırlarsan. Evet. Cezası neydi biliyor musun? Adım gibi hatırlıyorum. 15 bin hak mahremiyeti. Sahaya inip adam kovalamıştı. Alanya. Hakem, hakemiydi galiba değil mi? Ya bir, ee, bu, bu karşı tarafın hakemi, bir, herhalde yöneticisi, yöneticisi, bir çalışanı falan. Evet. <laughs> e, hakem, hakemleri kilitlediler bir tarihte. tabi e, tabii tabii. Türkiye futbol evet. hakemlerini o zamanki yönetimcilerinden yani başkan herhalde kitlediler. Hacı Hacı ya yani, Bunlar mi? oldu onlar oldu. Şimdi bak bu e, herhalde seneye düzelir ya bir şey olmaz artık e, biraz daha fazla oraya güven koyarız. Siz rahat olun. Gelin gelin Trabzon'a mı diyeceksiniz bize? Yani Tabii. Ya bir de bu bütün dünyada duyuluyor. Sen bir daha Tadic'i, Ceko'yu, seneye Trabzon'a nasıl götüreceksin şimdi? Fredi, Şimanski'yi? Söyle abi bana. O da var. Hadi he. söyle. Doğru. Kurşunlanmadan sonra yaşadıklarımızı hatırlıyorsun. Ya ben şimdi Trabzon'a deplasmana gideyim desem yalan söylerek giderim yani. Yani evime, çoluğuma, çocuğuma, anama yalan söylerek giderim yani. Evet doğru. Gönderirler mi abi? Abi ben sana çok ufak bir anımı anlatayım öyle. Tam dediğinle ilintili. E, ee, Guiza'nın attığı bir maç vardı ya. 2009 ya da 2010 tam hatırlamıyorum. Ben de o zamanlar kaç yaşındayım? 26-27 yaşındayım. İşte her deplasmanı babamla izliyorum. Kadıköy'deki maçlara gidiyoruz. De Deplasmanda evde izliyorum babamla. O zaman bekarım tabii. Ya, maç saati geldi. Babam dedi ki oğlum neredesin gelmedin izlemeyeceğim bu maçı dedi. Baba dedim ben Trabzon'a gittim. Hiç söylemeden. Habersiz. O zaman e evet. tribün son Ey, maçıydı. Olur, tribün, tribün 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 tribünle tribünle tribünün olduğu son maçtı. Ya düşün. Evet yani oraya gitmeyi söylemeyi bile yani, şey ya dün, yapıyorsun, izin vermeyecek diye bakıyorsun yani, ailene ya. Dün otobüs gidiyor ya, yani canlı yayın yapıyorum, evet. bizim arka, Ya vallahi yüreğim ağzımda Geninim gidiyorum. Gerilim filmi gibiydi <laughs> değil mi? Yüreğim ha. ağzımda gidiyorum. Yani acaba bir taş mı gelecek, bir şey mi gelecek? Mermiye taş dediler ya. Mermiye taş dediler önce. Sonra av tüfeği dediler. Yorgun sonra su dediler. Yorgun mermi dediler. Yorgun. Sonra suikast silahı çıktı. Ve o melun saldırıdan sonra ya biz bir iki hafta... Maçları erteleyelim mi? Bu futbolcular, özellikle yabancılar travma geçiriyor dedik. O zamanki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüş daha başta olmak üzere bedelini katlanırsınız dediler evet. ya. Sonuçlarını ödersiniz. Sonuçlarını, Sonuçlarını ödersiniz. ödersiniz dediler. Ondan önce antrenörümüze taş geldi, Maglum Mermisi mi dediler. İşte 96'yı anladık, bizi başka illerden gelen emniyet güçleri korudu. Şimdi i̇şte biz ne yaparsak bu işten kurtulacağız? Ya, veyahut da bizim başımıza bir iş gelmeyecek, onu bir, birinin bize anlatması lazım bunu anlatmazlar. O yüzden bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesip efenerbahçe spor kulübünün sadece bu maç özelinde demiyorum. Daha şimdi geriye dönersek hepimizin sezon başından beri yaptığı programlar var. Can anlatıyor. Ben de dilim döndüğüce anlatıyorum. Bir sürü olay var vallahi şimdi unutmuşuz yani. Tabii tabii. Geriye dönsek bir saat saatte program tabii. yaparız. Yani bu, bu final yani. Hani sezonun final olayı bu. Ama buraya geleceği Belli abi. Belli o ama kadar geldiler ki. Belli de arkadaş ben mi yapacağım Emniyet. Ben söyledim ligin 3. haftasından beri. Bu gidişat güvenlik sorunu haline gelmiştir Türkiye için de. Ben kimim? Sıradan bir vatandaşım. Ha şunu biliyorum. 40 yıllık türbinciyim. Ne inlerde ne olacağını bilirim. Bilirim evet. arkadaş. Yani o kadar da şey yapmayalım kendimizi de. Yani bunu söyledik. <laughs> güvenlik problemi haline gelecek bu futbol. <laughs> Türkiye'de dedik. İşte bu ürün geldi. Daha ne istiyorsunuz yani müdahale etmek için? Hala TFF Başkanı orada oturur mu ya? <laughs> en trajikomik olan da bence şu. Bir tane hakem düşün ki abi yerde tekmeleniyor. Yazık yumruk atılıyor, Yazık. yere düşüyor, yerde tekmeleniyor ve aynı hakem geliyor. Şöyle bir maç oluyor ve bunu tatil etmiyor. Kendi ya. başına gelince mağduru oynuyor. Bana anlatmasınlar ha. Yok daha kendine gelememiş, daha terapi falan görecekmiş hikaye onlar. Öyleyse de verme bu maça. Hikaye yok öyle bir şey. Öyleyse de verme yok, yok bu maça bir şey. Hayır yok da. Öyle düşünüyorsam da verme TFF olarak. Veriyorsan o zaman maçın hakkını versin ya. iptal et. Yürekli ol biraz, yürekli. Ha, bu arada almak istememiş. Bir de öyle bir şey var, iddia var. Öyle diyor. Yani ben Beşiktaş maçını yönettim. Kötü de yönettim demiş. <laughs> Doğruysa da tabi bilmiyoruz. E Tabii Cenk'in penaltıyı vermedi ha, ya abi. Yani o oradaki düzenbazların da ne dediğini inanılmaz da. Bak Fırat Aydınus'u dinledim ben. O dedi abi, söylediğini. Aynen o söyledi. 27 tane erken var. 27'sine sorsanız da bu maçı istemeyiz derler dedi. Bak işte bak. Türkiye öyle bir şey ki o şimdi ahkam kesen Fırat Aydınus Eskişehir'de Caner Atlak'la arkası dönük. Evet. Ya hangi birine inanacağız evet. ya? Ya geleni gideni böyle ya. Ya cips paketi geldi, sahi kapattılar bize Doğru. ya. Doğru. Olimpiyat stadında hazırlık maçı oynuyorduk, dışarıda adli olay oldu, sinir sesi geldi maç. diye bizim sahamızı kapattılar. Everton maçı. Everton maçı. Ya biz yeni uğraşmıyoruz bunlarla ya. Sen orada hala kalkmışsın, kurun iş şöyle geldi, Crespo gitmedi, Lincoln kalsaydı diyorsun be kardeşim. Yani aklınızı başınıza toplayın ya. ya. Ben kendi içimle uğraşıyorum abi. Düşmanımı biliyorum, nereden geleceğini biliyorum. Biz kendi içimizle birleşeceğiz ya. 100 Başkan 100. o gün dedi 3 Temmuz gibi durmamız lazım bundan sonra. Onun gibi duracaksınız. 40 bin kadın geldi bu kulübün stadına da öyle başladı 3 Temmuz direnişi. O kadınlardan utanın bari. Doğru. Hala Batçuha 67'de girecek. Ceko ile oynayacak. Serdi'yi 8 numaraya al. Onu sol beka koy. Kimsin sen ya? Hele bu sene özelinde abi kesinlikle Kimsiniz kabul ya? etmiyorum. Kimsiniz yani, siz ya? Toplam Ayıptır 11 ya. puan kaybedilmiş. Bak gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani adalet olsaydı, hakkaniyet olsaydı hakemler ve TFF'de Fenerbahçe bugün 8-10 puan en az öndeydi. En az öndeydi. Öyle bir kollama ki ve son haftalar vites arttırarak giden bir kollama. O yüzden dediğin çok doğru abi. Biz pişkin, pişkin bunları sırıtıyorlar yarın ya. Yarın kaybetsek bir tane maçı tamam Allah korusun yarın kaybetsek. Bu sefer ya İsmail Hoca da şunu alsa mıydı? Yazıklar. Ya Ali Koç da niye maça gelmiyor falan. Bunlar konuşulur yani evet. bir anda camiada. Ben de diyorum ki ya bakın unutmayın bu mücadeleyi, bu çocukların verdiği mücadeleyi. Unutmayalım, unutmayalım. Buradaki bu mücadele çok önemli. O Mert Hakan Yandaş'ın oraya gidip takıma sahip çıkması, kaptan olarak oraya gitmesi i̇stemiyorlar ya. çok istemiyorlar, önemli. Yani onlar sabaha kadar istemesin. Biz istediğimiz oyuncu götürürüz. Aynen, onu satmaya çalışıyorlar. İçimizde bunlara satın alanlar var. Almamamız lazım işte. Sen de ben de buna uğraşıyoruz abi. Almamamız lazım. Ya bir gram katkımız varsa vallahi billahi dua edeceğim Allah'a. ya. Ki yani 8 hafta kaldı. 8 hafta gitmesine. kaldı abi süper kupa maçım var. E, Yürüyebildiğin kadar da konferansta ben çok inanıyorum ona da Çok heyecanlıyım Bu o konuda Bu arada o tarihte da. falan süper kupa, kupa oynamayalım abi, o, 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 Konuşamıyoruz abi, yani konuşamıyoruz. Ya ama konuşamıyoruz Zaten şimdi şu var Fred'in gollerini konuşamadık <laughs> Konuşamadık abi hiç Mükemmel bir 45 golleri. dakika var Nefis oynadık değil evet. mi? Hiç Kaleye şutları yok falan şutları Konuşamıyoruz, yok. Yani, hiç onları konuşamıyoruz yani Onları konuşamıyoruz Tabii yani onları değerlendiremedik yok. bile Oraya gelemedik bile Utanmıyorlar İkinci yarıda değişikliklerden sonra hem Serdar 3. golde pozisyonun içerisinde, tad performansını konuşamadık. Ne pas? İkinci goldeki. İlk golde bence. Orada topu biraz daha. Üçüncü haftadan bu yana. Üçüncü haftadan bu yana kondisyonu yetersiz 10 metre karede oynuyor denen bir tane adam var ya bu Türk basınında ya. Anladın mı ya? Yani 12 harfle konuşup 4 cümleyle spor yazarlığı yapıyor ya. Ben uzun süredir bu kadar iyi kilit pas atan bir oyuncu ki yani kaçırdıklarımızı da varsa yorumunun içinde. Her maç neredeyse bu Fred'e verdiği o iki pas var. Biz tamam ilk golle mesela diyoruz, ki müthiş bir pozisyon var mesela evet. girdikten sonra. Rize'de attığı pozisyonun aynısı. aynısı. Aşağı yukarı. Yani ya futbolcunuz biz... Tillah'ı Tillah'ı evet. ama bak Fenerbahçe'ye geldiği için basitleştirmek lazım. İtibarsızlaştırmak lazım. Bu Mert Hakan Galatasaray'ı tercih etmedi diye ilk günden beri itibarsızlaştırılıyor. Abi bu mesajlarına kadar ifşa ettiler adamı. böyle yani. yani böyle ya. Bir şerefli Türk basını böyledir abi. Futbolcu Fener'e geldi mi sallayacak. İşte diyorum ya Fırat Aytunus arkasındaki küfrü caner etmiştir diye attı ya. Aynı caner Beşiktaş'a gitti. Kırmızı kart sarı kart görmeden neredeyse sezonu bitirdi. Takımı şampiyon oldu. Doğru. Yani e, hakikaten dünkü maçtaki oyunumuzu konuşamadık bile ve e, programımızın da artık sonuna geliyoruz. Ahmet abi eklemen eklemek istediğim bir şey Vallahi var mı? Vallahi yok. E, Serhan yeterlidir. Benim için yeterli en azından. canı bilmiyorum. Asabım Ahmet abi bosuk, zaten bosuk. gerekenleri söyledi. Dediğimiz gibi yani bir gram katkımız, lafımız, sözümüz birilerine geçiyorsa Fenerbahçe'ye sahip çıkmanın çok önemli olduğunu, Yazık. özellikle Vallahi. son 8 haftaya girdiğimiz bu dönemde çok çok önemli olduğunu, bir santim bile geri adım atmadan Fenerbahçe'yi tüm kulvarlarda, her yerde desteklememiz gerektiğine yüzde net bir biçimde söylemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abi, sevgili Can. Evet Biz güncel programının sonuna geliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.